Kurtuluş Savaşı'nın başladığı yıllarda Genelkurmay Başkanı Albay İsmet İnönü, cephedeki askerlerimize moral olabilecek bir ulusal marşın hazırlanması fikrini ortaya atar. Bunun üzerine Milli Eğitim Bakanlığı bir yarışma açar. Yarışmaya 724 şiir katılır. Değerlendirme komisyonu şiirlerin tamamını inceledikten sonra 6 tane şiir uygun görülüp kenara ayrılır. Zamanın Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Sufi Tanrıöver, Ulusal Marşı Mehmet Akif Ersoy'un yazmasını istese de Mehmet Akif ucunda para ödülü olduğu için yarışmaya bile katılmaz. Ulusal marş niteliği taşıyan bir şiirin bulunmaması üzerine dostları devreye sokularak Mehmet Akif ikna edilmeye çalışılır. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Sufi'nin ısrarı üzerine Ankara'daki Taceddin dergahında yazdığı ve İstiklal Harbi'ni verecek olan Türk ordusuna hitap ettiği şiirini yarışmaya koyar. Yapılan elemeler sonucu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12 Mart 1921 tarihli oturumunda bazı mebusların itirazlarına rağmen Burdur Milletvekili Mehmet Akif'in yazdığı şiir coşkulu alkışlarla kabul edilir. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Bir toplum için ve bir dava adına yazan ama şiiri şiir yapan özelliklerden vazgeçmeyen, Türkçenin bütün imkanlarını ustalıkla kullanan, bulunduğu yüzyılın tanığı olan ve vicdanı olan bir şairden daha iyi kim yazabilirdi böyle bir marşı? Şiirin bestelenmesi için 1924 yılında açılan ikinci yarışmaya 24 besteci katılır. Ankara'da toplanan seçici kurul, Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul eder ve bu beste yaklaşık 6 yıl kullanılır. 1930 yılında değiştirilerek dönemin Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Osman Zeki Üngör'ün 1922'de hazırladığı beste yürürlüğe konur. Yakın dostu Cemal Reşit Rey, sonrasında verdiği bir röportajda bu bestenin aslında başka bir güfte üzerine yapıldığını ve İstiklal Marşı olması düşünülerek bestelenmediğini söyler. Zaten söz ve melodide yer yer görülen uyum eksikliğinin sebebi de budur. İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşıdır. Sözleri Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal Marşı 12 Mart 1921'de resmen milli marş olarak kabul edilir. 1924 yılında Ali Rıfat Çağatay'ın bestesi kabul edilir ve 1930 yılına kadar bu beste kullanılır. Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen alsancak, Bundan sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Osman Zeki Üngör'ün bestesi ile değiştirilir. Bugün hala aynı beste kullanılmaktadır ve yalnızca ilk iki kıtası protokol gereği bestelenmiştir. Thank you.
Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın güftesini şiirlerini topladığı safahata dahil etmemiş ve İstiklal Marşı'nın Türk milletinin eseri olduğunu beyan etmiştir.